1990'larda Bosna'daki savaşta 50 bine yakın kişi tecavüze uğradı. Ama bugüne kadar sadece 30 kişi hukuk giydi. Üstelik bu sadece bir kez yaşanmış bir istatistik de değil. Tecavüz ve cinsel şiddet Balkanlardan Somali'ye, Suriye'ye dünyanın dört bir yanında bir savaş silahı olarak kullanılıyor. Kadınları, erkekleri, kız ve oğlan çocukları etkiliyor. Ama dünya değişiyor ve daha fazla kenarda durup bu vahşete göz yummak niyetinde değiliz. Suriye'deki savaşın Türkiye üzerinde büyük bir etkisi oldu. Türk halkı çatışmadan kaçan ve sayılara belki de bir milyonu varan Suriyeli'ye ev sahipliği yapma zorunluluğunun üstesinden muhteşem bir şekilde geldi. Birleşik Krallık'ın daha üzerine düşeni başarıyla yaptığını söylemekten gurur duyuyorum. Bu şimdiye kadar bir felakette yaptığımız en büyük maddi yardımdır. Bu miktar 600 milyon poundu buldu. Bunun yanı sıra mağdurlarla yüz yüze görüşüp, gelecekte suçluların etkili bir şekilde yargılanmasını sağlayabilmek için bölgeye ekiplerimizi gönderdik. Mağdurlarının yaşadığı fiziki ve psikolojik travmalarının yarısını karşılaştıkları cinsel şiddet, etnik, mezhepsel ve diğer bölünmeleri de artırmakta. Birleşik Krallık olarak cinsel şiddetle mücadelenin dünyanın dört bir yanında yürütülen çatışma önleme ve barış inşası çalışmalarının merkezinde olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden bu hafta William Hague ve Angelina Jolie bu konu ile ilgili olarak şimdiye kadar dünyada yapılan en büyük toplantıya ev sahipliği yapacak. Artık harekete geçme zamanı. Kadınların, erkeklerin, kız ve oğlan çocuklarının cinsel şiddet korkusu taşımadan yaşayabilecekleri bir gelecek inşa etmemizde lütfen bize katılın.